Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları tabii dünyada büyük bir trendle yayılmaya başlıyor. Dünya Sağlık Örgütü de bu alanda çok büyük araştırmalar yapmakta ve yine Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre görmüş olduğunuz gibi birçok alanda geleneksel ve tamamlayıcı uygulamalar aslında yüzdelere baktığımız zaman Türkiye %25'lik bir kullanım oranı açısından oldukça düşük bir kullanıma sahip. Tabii bunda az önce oturum başkanı hocamızın dediği gibi insanların, hekimlerimizin bu konuya bakış açısının geçmişte çok olumsuz yaklaşması bir etki etmiştir. Ama son zamanlarda bu kongre ile birlikte bu geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının ne kadar güçlü bir etkiye sahip olduğunu yakın bir gelecekte göreceğiz ve ülkemizde de yine büyük bir artış oranına sahip olacak. Yine Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dikkat ederseniz gelişmiş ülkelerde çok yüksek oranda aslında bir kullanım var. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde, Japonya'da yine ülkemiz çok düşük bir oranda bu kullanıma sahip. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ve geleneksel bitkisel ürünlerin kullanımı. Çünkü işte koca karı ilacı deyip hep elimizin tersiyle itmişiz. Ama bunu bilimsel olarak yaptığımız zaman ülkemiz çok büyük bir potansiyele sahip. Ülkemiz piyasasındaki bitkisel ürünlere baktığımız zaman aslında iki kanaldan ruhsatlandırma ve izin prosedürleri gerçekleşiyor. Ya Sağlık Bakanlığı'ndan işte reçeteli, reçetesiz ilaç veya geleneksel bitkisel tıbbi ürün dediğimiz geleneksel kullanıma sahip bitkisellerin, bitkisel ham maddelerin ruhsatlandırma prosedürü yine Avrupa Birliği ile uyum içerisinde çıkartıldı 2004 yılında. Yine baktığımız zaman son zamanlarda tıbbi cihaz olarak bazı bitkisel ham maddelerin ruhsatlandırıldığını görüyoruz. Yine kozmetiklerde tabii bitkiler vazgeçilmez. Kozmetik ürünlerin birçoğunda bitkiselleri görüyoruz. Tarım Bakanlığı izinli olarak da tabii gıda takviyesi, takviye edici gıda, işte çaylar, macunlar, bir takım içecekler, bunların içerisinde bitkisel ürünler var. Tabii takviye edici gıdalar çok büyük bir miktarda var, yeri gelince söyleyeceğim. 3000'in üzerinde gıda takviyesi şu anda ülkemiz piyasasında mevcut. Bunların bir kısmı ithal, bir kısmı yerli ürün. Biz tabii Türkiye'nin flora zenginliği göz önüne alındığı zaman, geleneksel kullanım ve geleneksel bilgisi göz önüne alındığı zaman birçok ülkemiz bitkilerinden yeni ürünler geliştirmek, yeni ürünleri piyasaya çıkarmak aslında mümkün. Fakat bu konuda geç kalmışız. Bu kongrenin vesile olacağını düşünerek bu ivmenin hızlanacağını inanıyorum ben. Tabii tıbbi bitkisel ürünler günümüz teknolojisinin kullanılarak bir takım kozmetik ürünlerin, ilaçların bitkisel ham maddeleri kullanarak bitmiş, ambalajlanmış ürünler haline dönüştürülmesi gerekiyor. Bu alanda da yeni teknolojileri kullanmamız lazım. Nanoteknolojiyi, lipozom teknolojisini, bu tip teknolojileri de kullanarak hem ham maddelerimizi geliştirmeliyiz hem de ürünlerimize bir takım değerler katmamız gerekiyor. Bu yeni teknolojileri de biz bitkisel ürünlerimizde kullanmamız çok büyük önem arz ediyor. Tabii bitkisel ham maddelere baktığımız zaman birçok bitkisel ham madde kullanılabiliyor. İşte sabit yağlarımız var, uçucu yağlarımız, bitkisel ekstrelerimiz, zamklar, müsilajlar, işte aromatik sular, bitkisel hidrolatlar bu bitkisel ham maddelerin oluşturuyor tabii ki. Tabii bu bitkilerden ürünleri geliştirirken bir bitkiden birçok ürün geliştirilebilir. Şurup, pastil, işte bir takım ham maddeler kalite kavramına çok önem vermek gerekiyor. Çünkü bitkilerdeki kalite ta tohumdan başlıyor. Yetiştiği yerle birlikte bütün aşamalarının kalitesi kontrol edilerek bu bitkisel ürünlerin geliştirilmesi çok büyük önem arz ediyor. O yüzden bütün aşamalarda ekstra elde edilirken, ekstra elde edildikten sonra ürünler geliştirilirken, in process kontrollerle, bitmiş üründe kontrollerle bunların takip edilmesi gerekiyor. Çünkü bitkisel üründe kalite gerçekten
olmazsa olmazımız, eğer kaliteli bitkisel ham maddeniz yoksa kaliteli bitkisel ürün üretmeniz mümkün değil. Tabii bitkisel droglar ülkemiz için önemli ama ülkemizin kanayan bir yarası var. Bitkisel drogları eğer bulmak istediğiniz zaman nereden bulacaksınız? Maalesef aktarlık kurumu kendini çok yenileyememiş. Ve bize, eczanelerimize ya da hekimlerimize doğru bitkisel drogları ulaştırmak adına yeni bir takım ürünler geliştirilememiş. Halbuki Avrupa'da bu bitkilerin hasatından işlenmesine kadar bütün aşamalarda çok büyük kontrollerle bu yapılıyor. Bu bitkisel drogları sunacak bir takım firmalara aslında ihtiyaç var. Tabii bitkisel drog dediğimiz şey bitkinin kullanılan kısmı. Hangi kısmını biz tedavide kullanıyorsak, tedavi amacıyla kullanıyorsak o kısım bitkinin bitkisel drog olarak adlandırıyoruz. Bitkinin genellikle bütün parçalanmış veya kesilmiş bitkileri kuru halde, bazen taze parçaları bitkisel drogu oluşturuyor. Fitoterapide bir defa kaliteli bitkisel drog bu işin olmazsa olmazı. Dolayısıyla biz kaliteli bitkisel droga ulaşmamız lazım. Ülkemizde bu tip işletmelerin olması çok büyük önem arz ediyor. Son zamanlarda böyle bir firma çıktı ve metal kutularda bitkisel drogları eczanelerde satmaya başladı. Bu tip bitkilerin, bitkisel drogların doğru şekilde toplanmış, analiz edilmiş, farmakopeye uygun bitkilerin, bitkisel drogların eczanelerimizde hekimlerin ulaşımına da olması gerekiyor. Bütün aşamaların kontrol edilmesi gerekiyor bitkisel drogda. Çünkü bitkisel çaylar da sabahtan beri söylendi. Gerhard Franz da söyledi. Avrupa'da çok fazla bitkisel çaylar, bitkisel droglar kullanılmaya başlandı. Bu magistral formüller var. Dolayısıyla önemli bir aşama. Yine bir sürü, tabii granül çaylar yine sabahleyin bahsedildi. Tabii gıda takviyeleri var. Baktığımız zaman piyasada çok fazla gıda takviyesi yer alıyor. Burada tabii denetim ve kalite çok büyük önem arz ediyor. Pozitif listede bulunan bir Tarım Bakanlığı'nın bir pozitif listesi var. Bu pozitif listede yer alan bitkilerle biz bitkisel gıda takviyelerini yapabiliyoruz. Tabii beslenme yoluyla alınamayan veya eksikliği hissedilen besin öğelerinin tablet, kapsül, şurup gibi dozaj şekillerinde sunulması aslında gıda takviyesi. Tarım Bakanlığı'nın yönetmeliklerine göre bunlar üretiliyor. Vitamin, mineraller, amino asitler, bitkisel ekseler yer alıyor. Takviye edici gıda ile bitkisel ilacın farkını nedir diye bakarsak, bir defa gıda takviyelerinde maalesef her firma için geçerli değil ama genellikle düşük kalite riski taşıyor. Halbuki bitkisel, geleneksel bitkisel tıbbi ürün ya da bitkisel ilaçla kullanılan ham maddeler yüksek kalitede ve her aşaması kontrol edilmiş durumda. Yine gıda takviyelerinin tabii hızlı ürün çıkartabiliyorsunuz. Yaklaşık 15-20 gün, bazen bir ay gibi sürede izin alınıyor. Ama yaklaşık bir yıl gibi geleneksel bitkisel tıbbi üründe bir ruhsat süreci var. Tabii onun önünde bir Ar-Ge yapmanız gerekiyor. Çünkü validasyon çalışmaları, stabilite çalışmaları bu yaklaşık 6 ay gibi, en az 6 ay sürüyor. Yine gıda takviyelerinde sağlık beyanı bazen var, bazen yok. Özellikle vitamin, minerallerde sağlık beyanı verebiliyorsunuz. Endikasyon tabii, geleneksel bitkisel tıp ürünlerde endikasyon kullanabiliyorsunuz. Gıda takviyelerinin tabii, bu da market, aktar, eczanelerde satılabiliyor. Geleneksel bitkisel tıp ürün sadece eczanelerde satılıyor. Yine gıda takviyelerinde satış fiyatını üretici belirliyor. Geleneksel bitkiselde devlet belirliyor. Dolayısıyla bir takım dezavantaj, avantajları göz önüne alarak üreticiler ikisinden bir tanesini seçiyorlar. Ama daha çok da gıda takviyelerine yönlenmiş durumda şu anda endüstri. Ama bizim tabii Sağlık Bakanlığı'nın sabahki oturumda da vardı, Hakkı Bey söyledi. Bu tip ürünlerin Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlandırılması önem arz ediyor. Bu konuşmamın sonunda aslında bir öneride bulunacağım. Belki o öneri gerçekleşirse bunun bütün hepsini bir Sağlık Bakanlığı çatısı altına almak mümkün olabilir. Ben dün baktım, yaklaşık 4132 tane gıda takviyesi şu anda izinli Tarım Bakanlığı'ndan. Her gün neredeyse 1, 2, bazen 3, 4 tane
gıda takviyesi izin alıyor Tarım Bakanlığı'ndan. Gıda GBBS.org diye, tarım.gov.tr diye girerseniz oradan bunları görebilirsiniz. Günde o gün kaç, hangi firma izin almış, hangi ürüne izin almış, takip etmeniz mümkün. Tabii birçok ürün geliştirilebiliyor. Biz Bezmialem Fitoterapi Merkezi'nde ham madde üretim alanımız var. Orada birçok firmanın Ar-Ge'sini yapıyoruz. İşte burada Tusimax yine eczacıların oluşturduğu bir, 100 eczacının oluşturduğu bir firma ve bütün ekstraleri biz Bezmialem Akın Üniversitesi'nde üreterek analizlerini yapıp bu firmaya veriyoruz. Onlar da bir ilaç firmasında üretiyor. Yine Türkiye'de tabii Zerdeçal ilk kez Güneş Pharma Fito firması tarafından Antalya'da kültüre edildi ve bir takım ürünler geliştirilmesi için yine biz Ar-Ge'sini yaptık. Yaptığımız analizler sonucunda kurkumin miktarının Pakistan ve Hindistan'da aldığımız örneklerden daha yüksek oranda saptadık. Yine bir TEDEP projesinde TÜBİTAK'la beraber ve firmayla beraber bir TEDEP projesinde karayemiş bitkisinin antidiyabetik aktivitesine hayvan çalışmalarıyla kanıtladık ve firma karayemiş bitkisinin çekirdeği çıkartılmış, karayemiş bitkisinin meyvesinden bir takım ürünler geliştirdi. Tabii bu Anadolu tıbbı diyoruz, Anadolu bitkileri diyoruz. Bir takım ürünler, bitkilerden, Anadolu'daki kullanılan bir takım bitkilerden ürünlerin geliştirilmesi çok önemli. Çünkü Avrupa bizden aldığı bitkileri, bizden Avrupa'ya götürdüğü bitkilerden bir takım ürünler geliştiriyor ve ne acıdır ki biz o ürünleri geri tekrar ithal ediyoruz. Sistus bunlardan bir tanesi mesela. Biraz sonra göreceksiniz. Yine bir mesela dut meyve ve yaprakları yine Türk kültüründe inanılmaz şekilde kullanılan, ipek böcekçiliğinde kullanılan bir bitki. Bir takım ürünlerin geliştirilmesi için yine TÜBİTAK'la bir takım antidiyabetik aktivitesi, yaprağın özellikle dut yaprağının antidiyabetik aktivitesi, deoksinojimirsin denen bir madde var. O maddeden kaynaklı. Bunun üzerinde de TÜBİTAK'la çalışmalar yapıyoruz. Kekik aslında Türkiye'nin ihraç ürünü. Türkiye tonlarca kekik ve kekik yağını yurt dışına gönderiyor. Peki bu kekikler ne oluyor? Avrupa'daki çiftliklerde bir takım ürünlere dönüştürülüyor. Kekik hem yeme hem hayvanların suyuna katılarak onların parazitlerinin önlenmesi, hastalıklarını yakalanmaması, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için kullanılıyor. Ama biz bu tip ürünleri maalesef kendimiz geliştirmeden yurt dışından getiriyoruz. Bu da çok bizim bir takım ülkemizin ürünleri, kekikte, defnede, incirde, fındıkta, farklı kullandığımız gıdalarda bile bir takım yeni ürünlerin geliştirilmesi gerekiyor. Mesela yine kekik, Turkish Oregano diye kapsüller var Amerika'da satılan yağ kapsülleri. Ama Türkiye'de bunu geliştirmiş herhangi bir firma yok. Bunun gibi yeni ürünler yapılabilir kekikten. Yine tabii Türkiye'nin ilk bitkisel ürün üreten firmalarından Otacı, bunun da farklı pastilleri var. Bu tip ve ara ürün olarak bu tip ürünlerin alınması da önemli. Evet, sistus bitkisi mesela. Türkiye senede 100 ton sistus bitkisini Avrupa'ya ihraç ediyor. Ama gelin görün ki pastilini biz ithal ediyoruz. Bu çok acı. Dolayısıyla bu tip ürünlerin geliştirilmesi lazım. Biz yine Bezmialem olarak bir firmayla şimdi TÜBİTAK projesi geçti. Sistus üzerinde de bir takım çalışmaları başlatıyoruz. Önemli. Tabii birçok aslında gıda takviyesi var piyasada ama bunların bilimin ışığında geleneksel bitkisel tıbbi ürüne yönlendirilmesi gerekiyor. Daha doğrusu ruhsatlandırılması gerekiyor. Bu tip ürünlerin geleneksel bitkisel tıbbi ürün ruhsat alma çalışmalarını yapması gerekiyor ki ülkemizde daha kaliteli ürünleri hastalarımıza ulaştıralım. Onlar bu kaliteli ürünleri kullansınlar. Tabii bu aşamalar içinde Ar-Ge aşamaları çok önemli. Önce bilimsel inceleme araştırmaların yapılması,
Tedarik konusu çok önemli. Bitkilerin kültüre edilmesi bu anlamda çok büyük önem taşıyor. Biz doğadan toplama yerine birçok bitkinin kültürüyle ilgili çalışmaları da yine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız yürütüyor. Çok önemli noktalara gelindi ama hala bu konuda boşluklar var. Bir takım yatırımcıların bu tıbbi ve aromatik bitki kültürüne çok büyük destek vermeleri gerekiyor. Bunu üretmek gerekiyor. Zor bir iş. Belki ilk zamanlar kar getirmeyebilir, gelir getirmeyebilir ama gelecekte önemli olacağını düşünüyorum. Bu yüzden kültürüyle ilgili çalışmaların yapılması lazım. Yine toksikolojik profili geliştirilirken önemli, değerlendirilmesi lazım. Etkin doza bakılması gerekiyor. Birçok aşamada yine dozajlamanın nasıl olacağı, hangi dozlamanın olacağı veya yeni teknolojinin kullanılmasıyla ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor. Yine Avrupa Birliği monograflarına baktığımız zaman yaklaşık 300 tane bitki hem farmakopede yer alıyor ve bu bitkilerin her birinin monografı, kullanımı, dozu, assessment rapor dediğimiz farmakolojik dozları, yapılan klinik çalışmalara ulaşmanız mümkün. Avrupa İlaç Ajansı'nın sayfasında EMA and işte hangi bitki diyorsanız onu yazdığınız zaman bütün bu raporlara ulaşmanız mümkün. Ve bunlardan bir kısmı da well established use denen artık reçetesiz ilaç kategorisine gelmiş bitkiler. Dolayısıyla internetten çok rahat ulaşabiliyorsunuz Avrupa bitki monograflarına ve bunların da hangi endikasyonlarda ruhsat alabileceğiniz orada belirli zaten. Avrupa'daki ruhsat alınırken de o endikasyonlarda zaten ruhsat veriliyor. Dolayısıyla buna ulaşmak mümkün. Aslında Avrupa Birliği'nde yine endikasyonlar da belirlenmiş. Buradaki endikasyonlara girdiğiniz zaman yine Avrupa monograflarında hangi bitkinin hangi endikasyonda olacağıyla ilgili bilgiye ulaşmanız mümkün. Genellikle de bu endikasyonlar o bitkilerde yer alıyor. Geleneksel bitkisel tıbbi ürün, Sabah Hakkı Bey de söyledi, yaklaşık 18 tane ürün buradan ruhsat aldı. Ginkgo biloba, işte nar çekirdek yağı, pelargonium var, kabak var, yine keten tohum yağı var, pasiflora, işte harpagophytum, şeytan tırnağı, pasiflora gibi bitkiler ruhsat almış durumda. Ama bir de bu geleneksel bitkisel tıbbi ürünler çıkmadan ara ürün kategorisi vardı. Bu ara ürün kategorisinde de ruhsatlı bir takım ürünler vardı. O ürünler de ara üründen geleneksel bitkisiyle geçmeye başladılar. Yaklaşık 38 tane de farklı bitkinin işte valerian, vitex acnus castus, evening primrose oil, zencefil rizomu gibi bir takım daha önceden izin almış ara ürün kategorisinde ürünler de aslında Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı ürünlerimiz var. Yaklaşık 38 tane de ara üründen gelen, yani şu anda bakıldığı zaman 56 tane Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ürünümüz bulunmakta. Evet, yine tabii bu arada tıbbi cihaz olarak da son zamanlarda bir takım firmaların ruhsatlandırılması daha kolay olduğu için, yine reklam yapabilmeleri daha kolay olduğu için bazı bitkisel ürünleri tıbbi cihaz kategorisine sokmaya çalıştığını görüyoruz. Bazen gerçekten tıbbi cihaz ama bazen de bu yolu seçebiliyorlar. Tıbbi cihaz tabii burada tanımına baktığımız zaman tipik olarak tıbbi cihazlar fonksiyonlarını fiziksel yolla oluştururlar. Mekanik etki, fiziksel bariyer ve vücut fonksiyonlarının fiziki yerine konması veya desteklenmesi yoluyla getirirler. Farmakolojik etkisi olan bir bitkisel ham maddenin tıbbi cihaz olması mümkün değil. Ama bunu da bir şekilde aşmaya çalışıyor. Avrupa Birliği'nde de bu böyle. Avrupa Birliği'nde de tıbbi cihaz daha kolay ruhsat almanın bir yolu gibi görülmeye başlandı. Avrupa Birliği'nde de bir sorun aslında bu. Mesela bazen şurada görmüş olduğunuz gibi normalde tıbbi cihaz olması mümkün olmayan ama içerisine hiyaluronik asit koyup o hiyaluronik asitin etkisinden faydalanarak ama içinde yine de işte propolisi koyuyor veya
burada olduğu gibi tea tree oil koyup hem de hyaluronik asit. Ama diyor ki benim asıl etkili maddem hyaluronik asittir. Ondan dolayı bu tıbbi cihaz olması lazımdır diyor. Dosyasını hazırlıyor ve tıbbi cihaz olarak çıkıyor. Bunların çok iyi kontrol edilmesi ve ona göre ruhsatlandırılması gerekiyor. Yine ülkemiz tabii bitkisel ürünleri aslında her aşamada tarladan başlayarak üretebilecek potansiyele sahip ve yeni ve yaratıcı ürünleri geliştirecek potansiyele sahip. Çünkü Anadolu geleneklerin kesişim noktası. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan inanılmaz bir coğrafyada yaşıyoruz. Ve bu coğrafyada işte Hipokratlar, Dioskorilesler bu coğrafyadan gelip geçmişler. Tıbbi bitkilerin geleneksel kadim tıbbın aslında bulunduğu bir bölge. Biz kendi bitkisel ürünlerimizi, yeni ürünlerimizi geliştirebiliriz. Maalesef Türkiye 2023 hedefinde bir tane molekül geliştirme hedefimiz var. Bir tane ilaç geliştirebilsek mutlu olacağız. Sentetik ürün ya da konvansiyonel ürün dediğimiz. Ama geleneksel bitkisel tıbbi ürün ya da bitkisel ilaç kategorisinde yüzlerce yaratıcı yeni ürünleri geliştirebiliriz. Kendi Anadolu tıbbımızı kullanarak bu alanda büyük bir potansiyele sahibiz. Bu alanı kullanmamız gerekiyor. Tabii ki bu resmi ben Edremit'ten Balıkesir'e giderken o işte çiftçilerin satmış olduğu bir böyle köy pazarı var. Orada çekmiştim. Bitkisel fitoterapi bu demek değil. Biz tabii ki fitoterapiyi uygularken, bitkisel ürünleri geliştirirken her aşamada kaliteye dikkat ederek bu ürünleri geliştirmemiz gerekiyor. Bu kargaşadan fitoterapiyi ve bitkisel ürünleri kurtarmamız gerekiyor. Tabii ki bilimi kullanarak, bilimin ışığında farmakopeleri, bilimsel literatürü takip ederek, klinik çalışmaları takip ederek bu ürünleri geliştirmemiz çok önem arz ediyor. Ve ondan sonra tabii ki ürünleri geliştirmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Standartlara uygun bitkisel ham maddeleri üretmemiz ülkemiz açısından çok önemli. Ve böylelikle Türkiye aslında küçük pazar. Biz geleneksel bitkisel tıbbi ürünleri, bitkisel ham maddeleri geliştirerek bütün dünyaya bitkisel drogları, bitkisel ham maddeleri, bitkisel ilaçları pazarlayabilecek bir güçteyiz. Bunu başarmamız gerekiyor. Tabii maalesef bir takım dezavantajlarımız da var. Halkımız ne kadar meraklı olsa da kullanım Avrupa ile Amerika ile karşılaştırıldığında daha az bitkisel ürünleri kullanıyoruz. Yine biz tıbbi çayları, işte siyah çayı çok kullanıyoruz ama tıbbi çayları, bitkisel çayları daha çok kullanmamız lazım. Yetersiz kalite ve denetim eksikliğimiz var. Bunları çözmemiz gerekiyor. Yine bütün bence tıbbi cihaz kurumu son olarak çözüm yolu olarak gıda takviyelerinin ruhsatlandırılması, izinlerinin de Sağlık Bakanlığı çatısı altında olması çok önemli. Tek çatı altında bunlara izin verilmesi, yine sağlık beyanıyla verilecekse sağlık beyanıyla verilsin. Yine gıda takviyesi gibi değerlendirilecekse değerlendirilsin ama iki bakanlık birbirinden farklı uygulamalar yapması, aynı bitkinin hem gıda takviyesi hem bitkisel ilaç olması bence doğru değil. Bunu bir tek çatı altında birleştirmek bence bundan sonra yapılması gereken önemli bir çözüm olması gerektiğini düşünüyorum. Ve Türkiye bitkisel ürünlerde birçok şeyi üretebilir ve bitkisel ürünleri kullanabilir. Ben 23-25 Kasım'da da geçen sene ilkini yapmıştık Fitovizyon Kongresi'ne. Hepinizi bekliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.